arkadaşlar. Dışarı çıkıyoruz. Daha doğrusu bir düğün yemeği var burada. Ona gideceğiz. Ben de vlog başlatayım istedim. Kızlarımı göstermek istedim açıkçası. Bakın. Ayak pantolonları giydirdim. O bu en son aldığımız mont. Almıştık ya, söylemiş miyim, gösterdim yani. Ay, çok mont güzel giydiriyor. Oldu. Çok yakıştı kızlar. Deren giymiyor. Deren giymiyor ama Deren de giyecek şimdi. Hayır, Deren dışarı. Deren olur mu sen takıyorsun. Ya evin haline hiç bakmayın, göstermiyorum. Çünkü halılarımı daha sermedim. Neyse. Böyle Deren'in montu da orada duruyor. Bir dışarıda da gösteririm size kendimizi. Hah, şöyle Deren'i göstereyim. Hadi gel, çok mont. Güzel oldu benim kızlarımın montu. Şu öbür montlar da güzel de şey, o montlar ince. Bu montlar çok iyi olacak. Hadi bu montları giydiririz. Hadi öbür montları da bahçeye çıkarken giydiririm. Çünkü bahçede iki kat giydiriyorum. Şimdi mesela ben bunları iki kat giydirmedim. Hadi dışarı bahçeye çıkarken alt iki kat, üst iki kat giydiriyorum. Neyse arkadaşlar, çok konuştum. Görüşürüz. Hadi iyi. Dışarısı o kadar soğuk değilmiş arkadaşlar. O yüzden kızların yeleklerini giydireceğim dışarıda. Çünkü içindeki kıyafet de kalın. Bu da kalın. Aşırı soğuk yok yani. Şu an güneş var. Yeleklerini de getirdik. Onu giydireceğim. Hemşire Anne YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler çok iyiyiz. Araba garajına açılış yapıyorum. Şimdi biraz önce de söyledim ya. Düğüne gideceğiz. Daha doğrusu şöyle oluyor. Düğünün böyle oynamalı kısmına katılmıyoruz biz. Düğün yemekleri veriliyor. Davet ediyorlar. Sen o düğün yemeklerine icabet ediyorsun. Yani giriyorsun, o düğünün yemeğinden yiyip geliyoruz. Biz de öyle yapacağız. Hem düğünün yemeğinden yiyeceğiz. Hem de sohbet muhabbet edip geleceğiz arkadaşlar. Öyle yani, bizim düğün yemeği olayı o şekilde. İşte kızları giydirdik. Kocaman kocaman montlarını da giydirdik ama hava o kadar aşırı soğuk değil. O yüzden şey dedim eşime. Yelekleri de var ya, yeleklerini giydiririz dışarı çıkardığımızda. Eğer çok aşırı soğuk olursa yeleği çıkar, montu giydiririz. Öyle yaparız diye düşündük arkadaşlar. Eşim şimdi kızları yerleştiriyor. Yerleştirdik kızları, biz gidiyoruz artık. Görüşürüz diyelim mi? Bay bay yapalım mı arkadaşlar? Hadi. Bay bay arkadaşlara, bay bay yapıyor benim kızlar. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar yemeklerimizi yedik. Ben gene göstermeyi unuttum. O yüzden göstermeyeceğim. Şöyle hemen parkın yakınına oturduk. Bakın kızlar aşağı indi, parka gidecekler ama bu park da büyük çocuklara göre bir park ama hava iyi ama şu an Erol ısındı. İlk geldik acık serin gibiydi ama iyi yani şu an. Kızlara da yelek giydirdim. Biz tatlı yiyoruz, tatlımızı da yiyelim. Sonra çay içeriz herhalde. Unuttum yani. Ben dolu tabak göstermek isterdim size ama boş tabakları gösteremem yani. Eve geldik. Düğün alanından bir şey çekemedim. Olmadı. Ben aslında yemekleri çekecektim size. Yemekler nasıl geliyor çekecektim. Ama yemekleri bitirince yemeklerle ilgili bir şeyler çekmediğimi fark ettim. Maalesef çekemedim gene. Çünkü aç gittiğim için, karnım aç olduğu için ben bir şey çekemedim. Ne diyeyim? Olmadı. Şimdi eşim tavuk almaya gitti. Kızlara fırında patatesli tavuk yapacağız. Onu çeker miyim size bilmiyorum ama onunla ilgili böyle short video hazırlayacağım. Kısa videolar hazırlayacağım. Öyle onu çekerim belki. Onun için hazırlandım, çıktım aslında karşınıza. Çok video çekme şeyinde değilim ama bu videoyu tabii ki bitireceğim. Başlattım artık, bitireceğim. Temizlik yapmam lazım evde ama temizlik videosu çekmek çok istemiyorum açıkçası. Evde ne yapıyoruz, ne ediyoruz, öyle videolar çekerim gibime geliyor. Belki yarın da biraz çeker. Bu videoyu böyle bitiririm. Bu video tahminim çarşamba yayınlanır. Bir de şey diyorum arkadaşlar, video günlerimi değiştiremiyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Ne fikriniz ne olur? Mesela diyorum ki ben salı, cuma, pazar mı yayınlasam videolarımı diyorum. Neden?
Çünkü pazartesi, çarşamba, cuma büyük youtuberlar yayınlıyor. Bize sanki sıra gelmiyor. O yüzden çok fazla izlenmiyormuşuz gibi bir hissiyat oluşuyor. Gerçekten çok çabalıyorum. Öyle böyle değil. YouTube'la ilgili aşırı çabam var. Ama böyle hayal ettiğim şeye ulaşmadım. Hani çok kötü değilim. Hani çok kötü olmadığımın da farkındayım. Ama çok da iyi durumda değilim yani. Hoşuma gitmiyor. Hani bu kadar emeğe, bu kadar çabaya çok iyi durumda olmadığımı düşünüyorum. Hep söylüyorum, hatıra kalır, anı kalır ama artık hatıra kalır, anı kalır değil de biraz da izlenmek istiyorum açıkçası. Böyle de bir isteğim, dileğim, amacım var yani. Böyle dilekler tuttum diyormuşum. İşte çağırıyorum ama gelmiyor, izlenmiyor. Neyse arkadaşlar, şimdi ben biraz patates soyayım. Patates soyayım arkadaşlar. Kızım Ceren'i göstereyim mi size? Ceren sen de yanıma gel. Şöyle sandalyeye çık Ceren. Ceren sandalyeye. Kızım Ceren de belki bana patates soymakta yardım edebilir. Belki beraber patates soyarız Ceren. Sen bana yardım et, beraber patates soyalım, olur mu Ceren? Evet, Ceren de bana yardım edecek. Beraber patates soyacağız, tamam mı? Sen yardım et. Beraber hem video çekelim. Ceren sizinle sohbet edebilir. Artık benim kızlarım büyüdü. Genç kız oldu. Teyzeleri, amcaları. Değil mi anneciğim? Ha, şimdi bana Ceren yardım edecek. Değil mi? Tamam, hadi patates soymaya başlayalım biz. Şöyle, dur birazcık şurada dur sen, tamam mı? Ne yapıyorsun? Ne yapayım anne? Annem patates alıyorum kızım. Şimdi patates hazırlayacağız beraber. Şöyle patatesleri aldım, tamam mı? O senin patatesin olsun, tamam mı? Senin? O benim patatesim olsun. Öyle yapalım. Hadi bakalım, beraber patates yapalım. Evet. Dur. Hem sen orada dur. Sen çık burada ama sen burada dur. Tamam mı? Bu senin bacı. Aha. Benim bacı. Soyalım patatesi. Ben soyayım patatesi. Sonra yıkarız patatesi. Tavuklu patates. Biz fırında çok seviyoruz. Onu yapacağız. Yani biz bunu rutin yapıyoruz. Bu bizim var ya arkadaşlar. Benim çocukluğumun yemeğidir. Yani babam, rahmetlik babam varken, çok çocukken çok yapılırdı evde. Babam böyle tavuk olurdu arkadaşlar ama babam hiçbir zaman o tavuklardan yemezdi, biliyor musunuz? Ve biz şu an biz de yemiyoruz eşimle beraber. Biz sadece patates kısmından yiyoruz. O tavuk kısımlarını bizim yememiz için babam yemezdi. Mesela çok bulamazdık arkadaşlar, köfte. Köfte yapılırdı. O köfteler yapıldığı zaman biz o kadar mutlu olurduk ki evde. Ve o köftelerden babam hiçbir zaman yemezdi. Çocuklarım yiyor diye. Biz de öyleyiz şu an, biliyor musunuz? Çocuklarımızın çok sevdiği bir şeyler olduğu zaman biz de yemiyoruz arkadaşlar. Evet anne. Yani bundan da şunu çıkarıyoruz. Öyle bir gerçek var. Anneler babalar çocukları yesin diye kesinlikle yemiyorlar. Yani. Şimdi patatesleri doğruyoruz, incecik dilimliyoruz, yani patates kızartması gibi dilimliyoruz. Onları borcama koyup şeyleri de fırına sürüyoruz arkadaşlar. Tavukları da doğruyoruz incecik. Hepsini karıştırıyoruz yağla, düz yağ. İçine baharat maharat hiçbir şey koymuyoruz. Sadece tuz koyuyoruz. Hani hep söylemişimdir, benim baharatla aram çok çok iyi değildir anneciğim. Anneciğim yardım ediyorsun değil mi anneye? Arkadaşlara bir anlatır mısın, bugün nereye gittik biz? Bugün var ya, biz düğüne gittik. Düğünde parkta benim kızlarım nasıl oynadı ablalarla? Ha? Hani nasıl oynadınız ablalarla? Tamam senin, ama şimdi yıkayacağız beraber. Sen yıka istersen. Kollarını sıva da sen yıka, hadi. Kollarını sıva. Oraya atacağım, tamam.
Sen kolların sıvar mısın? Şimdi 3 tane yeter. Tüm ürünleri hazırladım. Patatesleri doğradım. Tavuğu hazırladım. Yağ ve tuz. Başka hiçbir şey koymuyoruz. Hemen karıştıracağım. Fırına süreceğim. Benim kızların en sevdiği yemek bu arada. Bunu da şeye çekeceğim. Bunun hazırlanma kısmını shorts video olarak çekeceğim. Hemen şuraya. Kızım gelecek mi yanıma? Yardıma. Ha? Sandalyeni çek istersen. Sen de yardım et anneye. Hemen hazırlayalım beraber, olur mu? Yani bu hazırlama kısmını shorts video olarak çekmek istediğim için bir size şöyle göstereyim istedim. Hadi bak sandalyesini yanaştırıyor benim kızım. Bir görün bakayım benim kızımı da. Şöyle yanaştıralım sandalyesini. Hadi çık bakalım. Ceren geldi. Ceren usta diyelim arkadaşlar. Benim yeni mutfak arkadaşım Ceren. Alkış yapın Ceren. Alkış. Tamam, şu kamerayı kapatalım, öbür kamerayı açalım, olur mu Ceren? Sen ellemeyeceksin, ben elleyeceğim. Sen burada duracaksın, olur mu? Sen konuşabilirsin. Hadi bakalım. Patates pişiyor kızlar. Patates pişecek anneciğim. Hep beraber yiyeceğiz biraz sonra. Evet, çok güzel oluyor anneciğim. Patates pişiyor. Patates pişiyor bebeğim. Erol, bu kaplarda ne kadar durdu bu yeşillikler? Kapta anneyi. He? Dışarıda anneyi yapacağım. Annem sıcaktır, yanarsınız. Şimdi arkadaşlar, hem salata yapacağım hem bir kap var, onu göstereceğim sizlere. Biz çok memnun kaldık. Benim bir arkadaşım var, onun da kanalı var. O da çok memnun kalmış. Aynı anda almışız sanırım. Ve o bizden biraz önce almış, biraz hani şey, biz ondan sonra almışız ama hiç bozulmadı arkadaşlar kap, bu kapta. Yeşillikler aynen bir haftadan fazladır bu kaplarda yemyeşil duruyor arkadaşlar. Yani hiç böyle sararma yok, bozulma yok, çürüme yok ki bu otlar çok narin otlardır, çürüme olur. Ben onları göstermek istedim sizlere. Bir de bu otlardan şey yapacağım, salata yapacağım. Minnacık bir salata yapacağım. Çok yapmayacağım. Azıcık bir salata yapacağım. Bakın burada da soğanımız var. Yeşil soğanımız var aynı şekilde. Biraz da domates koyarım. İçine bir salata yaparım diyorum. Biz bunu nereden aldık? Bim'den aldık arkadaşlar. Bu kaplardan alabilirsiniz Bim'den. Gerçekten korumalı. Bu kapların büyükleri de var. Hatta benim arkadaşım almış o büyüklerini. Şimdi biz de gördük bunların büyüklerini ama o zaman o büyüklerinin şu yan şu şeyleri, yanları kopmuş arkadaşlar. Kırmışlar. Yani kullanırken de hassas kullanın derim. Buraları kırılıyor. Nasıl kırmışlar anlayamadım. Kırıldığı için salataya bir tabak ayarlayayım. Anneciğim o tabak olmaz, olmaz, dokunulmaz kızım. O lütfen yapma. Şu tabağı yapayım diyorum. Salata az yapacağım. Çok yapmayacağım. Biraz da size göstermek için açıkçası şey yaptım. Açtım ki 3 tane de domates getireyim. Bunları doğrayayım, salatamı yapayım istiyorum. 3 tane domates koyacağım. Bu domatesler de köy domatesi bu arada. Şöyle bir düzenleyeyim. Şunun üstünü de doğrayacağım. Şöyle buradan da bir bıçak alalım. Şu domateslerde siz yapar mısınız bilmiyorum ama ben şu şey kısımlarını her zaman çıkarırım. Hemen şu kenara koyup. Bakın şurada da bazı yerlerinde minik minik çürüklü yerler var. Onları da şöyle çıkarıp sonra bunda da mesela şu üst taraf yapıyoruz. Domatesleri doğrayacağız. Salatada ben domateslerin kabuklarını soymam. Çünkü asıl vitamin aslında domateslerin kabuklarına yakın kısımda. Yani o kabuk o yakın kısmında vitamin. Biz onu soyunca bütün vitaminini götürüyoruz aslında. Ne oldu annem? Ne yaptı? Ne oldu? Kardeş ne yaptı? Ne yaptı? Ceren ne yaptın? Şimdi domatesi bir doğrayalım arkadaşlar. Ne yaptı? Hadi sandalyeyi çek, sen de çık bakayım. Hadi benim yanıma gel. Şu sandalyeyi çek. Gel. Yanıma gel. Çık bakalım sen de. Beraber salata yapalım. Bak ne güzel salata yapıyoruz. Gördün mü? Anne salata yapıyor. O domates anneciğim. Sen bunu dokunma istersen.
Domatesi şuraya koyalım. Yeşilliklerin içine. Şimdi de Deren kızım geldi anneye yardıma. Böyle yapacağız. Bu şekilde yapacağız salatamızı. Az yapacağım. Amacım zaten size bu kapları göstermekti. Evet. Gördün mü anneciğim? Çok güzel oluyor değil mi anneciğim? Bu arada bizim yemeğimiz de pişiyor. Benim kızlarımın en sevdiği yemek. Değil mi? Tavuklu patates. Tabii anne de çok sever o yemeği. Baba da seviyor artık. Biz seviyoruz diye. Artık videolarımı da çok uzun tutmuyorum. Değil mi anneciğim? Kısa tutmaya çalışıyorum. Uzun sıkıcı olabiliyor. Biraz da otlardan koyalım şöyle. Şöyle kalın kalın doğrayıp hemen atalım. Çok iyi ama. Hiç otlarda hiç sararma, solma, morarma yok. Çok gerçekten güzel. Şuradan da biraz da şey alalım. Soğan alalım değil mi Minnoş? Çok ince ince doğrayıp da sebzeleri öldürmek salatada bence çok sağlıklı olmaz gibime geliyor. O yüzden böyle iri iri yapmakta fayda var. Evet. Salatamız hazır. Şimdi bu kapları kapatıyorum ben. Şöyle kapları kapatırken niye dikkat ediyoruz? Şöyle yakın geleyim mi size göstereyim. Şöyle kapları yakından bir görün. Kapatıyoruz. Şöyle dört köşesinden kapattıktan sonra bakın şunlar yukarı çıkmışlar. Bunları aşağıya. Bu kadar arkadaşlar. Çok güzel kaplar. Bunu şoktan almışız arkadaşlar. Bin demişim biraz önce yanlışlıkla. Bilemiyorum ben o marketleri çok karıştırıyorum arkadaşlar. Eşim işi vardı geldi. Beni de duymuş konuşurken. Yanlış söyledin dedi. Şoktan aldık dedi. Şoktan aldık arkadaşlar. Şok marketlerde bu kaplardan bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu boyları var. Biraz daha büyük boyları var. Evet. Hadi gel şöyle bakayım hadi. Ben sanırım videoyu burada sonlandıracağım. Şöyle birazcık sohbet eder. Ondan sonra videoyu sonlandırırız diye planlıyorum. Çünkü yarın köye gideceğiz. Köyde de şey çekimi yapacağım. Pekmez çekimi yapacağım. Pekmez nasıl yapılır? Çekimi yapacağım. O yüzden hani bugünden bitireyim istiyorum. Zaten yeterince oldu. Hani artık uzun da çekmiyorum ya videoları. Hani böyle 30 dakika video çekmiyorum. 15 dakika olsa bile bana yetiyor artık. O yüzden sonlandırırım sanırım. Kızlar çizgi film izliyor. Biz akşam yemeğimizi yedik. Sonra ben daha erken olduğu için hallettim. Tuvaleti. Halılarımı yerleştiremedim. Öyle bir sıkıntım var ama inşallah bu hafta içinde yapacağım. O tuvaletin oradaki yani misafir tuvaleti diyorum ben. Oranın klozetini sildim, yerleri sildim ama halıyı sermedim. Onu bekleteceğim. Halıların hepsini aynı anda sereyim istiyorum. Bir evi süpürdüm. Yani orayı süpürdüm, sildim. Lavaboları temizledim. Salonu süpürdüm. Öyle yani. Başka da bir şey yapmadım. Arada da YouTube'la ilgileniyorum. Videomu sonlandırmak için geldim. Çamaşırları makineye attım. Biraz sonra şuraya sereceğim onları. Benim kurutma makinem olmadığı için buraya seriyorum. Benim Deren de şarkı söylüyor. Geliyor benim kızlar. Ceren'cim o terliğini çıkarmana gerek yok. Ceren terlik giyiyor evin içinde ama halıların üstüne gelirken kızım şey yapıyor. Terliğini çıkartıyor. Otur kucağıma, kucağımla konuşalım. Çıkarmana gerek yok halının üstüne terliğini. Hani burada giyebilirsin bak. Annen her yerde giyiyor. Ben her yerde giyiyorum. Bir sıkıntı olmuyor.
Böyle mi çıkacaksın insanların karşısına? Ceren'i de görün arkadaşlar. Ceren de burada. Evet, Ceren de böyle. Ama yatarken giydiririm. Çünkü üstlerini örtmüyorlar. Şöyle bir durum var. Neden böyle? Ceren, neden böyle rahatlıkla durabiliyorlar? Bizim evin ısısı çok iyi. Yani kaloriferler çok iyi yandığı için kaloriferlerin izleniyor bu arada. Annem, yani biliyorsunuz kalorifer doğal gaz gibi değil. Doğal gazla ev ısınmaz ama kaloriferde ev gerçekten çok ısınıyor. Doğal gaz olsa bu kadar ısınamayız herhalde. Ama kaloriferde çok iyi ısınıyoruz. Öyle yani arkadaşlar. Kızlar da keyifleri çok yerinde. Mutlular değil mi anneciğim? Uyuyacak mıyız anne? Ne zaman uyuyacağız? Onu yapıştıracağım ben anneciğim. Bunu ben yapıştıracağım, ondan ayırdım oraya. Şu böyle şöyle bir çantalar var da. Çanta bir araya gelmiyor ama ben bunu kolibandıyla yapıştıracağım. Öyle oynuyorlar çünkü arada. Çoğu yerini kolibandıyla kırdılar bunu. Şuralarını bir de hep kolibandıyla ben yapıştırdım bunu. Bir daha yapıştıracağım. Kolibandıyla öyle şey yapacağım. Anneciğim dur. Öyle yani arkadaşlar. Başka da pazartesi doktora gideceğim. O gün ayrı vlog başlatacağım. Diş hekimine gideceğim. Benim dişle ilgili problem vardı. Hep söylüyorum. Diş etimle ilgili sıkıntı var. Ameliyat var bir şey olacak. Ameliyat olacağım yani diyebilirim. Çok korkuyorum aslında. Hani böyle ağrı acı olmasa bari diyorum. Sonra buradaki dişim de çürükmüş. Onu da söylemiştim. Ne demek? Çürük değil muhabbeti vardı. İşte bu diş etleri şeyim olsun da operasyonum olsun. Ondan sonra o iyileştikten sonra bu şeyi de yaptıracağım. Çürük olan kısmı da yaptıracağım. Annem oyuncaklarını getirmene gerek yok. Oyuncaklarını getirdi. Şöyle yaptım arkadaşlar. Küçük oyuncakları çok seviyorlar. Şöyle kutu yaptım. Kutunun içine koyuyorum. O şeyin içine koymadan buradan kutunun içine dolduruyorum ben. Buradan alıyorlar alıyorlar. Yere atıyorlar, fırlatıyorlar, oynuyorlar. Ben de onu sonra gene buraya dolduruyorum. Annem orada görmüyorlar. Sen benim yanıma gel. Ben, gel kucağıma gel öyle. Öyle göster. Gel bakayım. Şöyle göster. Şöyle koyalım bir kucağına. Oyuncaklarını gösterecek size Ceren. Böyle küçük küçük hayvancıklarımız var. Daha var oyuncaklarımız. Almıştık. İşte bir etkinlik yapayım öyle açayım istiyorum. Yeni oyuncaklarımız var. Çok güzel. Böyle hayvanlar aldık. Daha açamadım ya. İşte bir etkinlik yapayım kızlarla istiyorum. Ondan sonra onları da açarız. Onları da bunların içine doldururuz. İşte oynarız gibi artık. Videomuzu sonlandıralım mı Ceren beraber? Gel kucağıma otur da bunu sonlandıralım. Artık sonlandıralım arkadaşlar. Bence yeterli. Çok bile oldu aslında çektiğim. Biz sizden ne istiyoruz arkadaşlar? Öncelikle Instagram adresimizde aynı hemşire iki anne Instagram adresimiz arkadaşlar. Hatta şey olmazsa şuraya bir yere yazarım. Çok aktif Instagram kullanıcısı değilim. Instagram'a bir şeyler atmayı çok seviyorum ama işte YouTube, bir YouTube kanalım daha var. İşte Güner ailesi geziyor. Onu da şuraya bir yere yazarım. O kanalda abone olursanız çok sevinirim. Çünkü aboneye ihtiyacım var o kanalı açmam için. Yani destek verirsiniz sevinirim arkadaşlar. Abonelik istiyorum o kanala da. Eğer bu kanalı da abone olmadan izliyorsanız abone olup yine destek verirseniz çok sevinirim. Bir de yorum istiyorum, beğeni istiyorum. İşte abone olursanız bildirim zilini açın şurada bir yerlerde o da. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay. Evet Ceren bay bay yap. Bay bay. Aferin.